Obezite cerrahisi en sık kullandığımız terim ya da tıbbi adıyla bariyatrik cerrahi. Günümüzde yeni isimler de eklenmeye başladı. Metabolik cerrahi, hatta diyabet cerrahisi, hatta şeker hastalığı ameliyatları. Bunlar gelişmekte olan konular. Bizler bile bu konunun uzmanları takip etmekte bazen güçlük çekebiliyoruz. Kongrelerde hararetli tartışmalara tanık oluyoruz. Diyabet cerrahisinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuda çok spesifik, henüz tüm dünyada kabul görmemiş ameliyatlar olmakla birlikte bizim elimizdeki ameliyatlar aslında kilolu insanlarda, yani kilo ile diyabetin birlikte olduğu durumlarda hemen hemen hepsi etkili. Tüp mide, gastric bypass, duodenal switch, hepsi diyabetin düzelmesine etkili. Çünkü tip 2 diyabet dediğimiz maalesef artan kilomuzla daha da alevli bir hal alıyor. Ve biz bu obezite cerrahisi ile kilomuzu kontrol altına aldığımızda diyabeti de kontrol altına almış oluyoruz. Zayıf ama diyabeti olan kişilerde durum çok farklı. Bizim bu obezite cerrahisi için uyguladığımız ameliyatlar zayıf veya normal kiloda artı diyabeti olan hastalarda hiçbir şekilde uygulanmıyor. Dediğim gibi onun için çok özel bir ameliyat var. Fakat o ameliyatta henüz tüm dünyada yaygın değil, kabul görmüş değil. Diyabet konusunda bir konuya daha değinmek istiyorum. Özellikle diyabeti olanlarda gastric bypass'ın tüp mideye daha üstün olduğu literatürde ve bir takım internet sitelerinde paylaşılıyor. Bu doğru fakat yanlış. Nasıl yanlış? Tüp mide veya gastric bypass ikisi de ağırlıklı olarak kısıtlayıcı, yani gıda alımımızı azaltan ameliyatlardır. Gastric bypass emilimi de azalttığını iddia ettiğimiz bir ameliyat ama son dönemlerde emilimi o kadar da bozmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durumda kısıtlayıcı bir ameliyat olduktan sonra diyabetimiz kontrol altına, kilo verip diyabetimiz kontrol altına alınabilir. Fakat tekrar bir kilo alımı olduğunda, bypass'ta da tüp midede de olabilir bu, diyabetin tekrar geri geldiğini görüyoruz. Bu durumda bence şu yol daha uygun olabilir. Tüp mide ameliyatıyla başlanabilir diyabetik ve kilolu bir kişide. Eğer tekrar kilo alımı ve diyabetin geri gelmesi söz konusu olursa duodenal switch'e çevrilerek çok daha etkili diyabet kontrolü sağlanabilir. Bu anlamda ben yine tüp mide ile diyabet cerrahisinde tüp mide ile başlanması taraftarıyım. O bahsettiğim çok spesifik, çok özel ameliyatın da bir kısmı aslında tüp mide ameliyatıdır.